Ekran paylaştım sizlere şu anda. Şunu da koyu tema yapalım. Seksiye gözüksün. Koyu tema. Hadi bakalım. TikTok bir haftada ünlü olmak. Siz bana söylemiştiniz gerçi saniye. Ben demiştim hani saniye neden TikTok hesabı falan açtı diye. Siz şey demiştiniz hani deney falan yapıyor demiştiniz. Herhalde TikTok'ta ne kadar ünlü olmanın kolay olduğunu gösteriyor. Doğru mu? Yani videoyu izlemedim ama öyle tahmin ediyorum. Çünkü başlık onu andırıyor. TikTok bir haftada ünlü olmak gibi gibi. Quills'in getirdiği kaos fabrikte mi? 2 milyar indirimi aşan, binlerce efektle her şeyi 60 saniyede çekebileceğiniz video paylaşım platformu. Başlarda kimsenin arkasında RGB ışığı olmadan kurgusuz ve lip-sync'den oluşan bir programken son yıllarda algı... Bugün Berkay abiyle Söke'deyiz, tamam mı? Karşılıklı kahve içiyoruz. Berkay abiye dedim ki Berkay abi biz niye TikTok videosu çekmiyoruz? Sonra düşündük dedik ne yapabiliriz diye TikTok'ta falan böyle videolar çekmek için. Belki parayı oradan kırarız hani bir Mercedes G63 falan alırız diye. Ben dedim ki Berkay abi alalım kamerayı karşımıza. Birbirimize uçan tekme atalım. Böyle sen mesela dur ya da ben durayım. Birimiz koşsun koşsun duvardan uçan tekme atsın. Neden olmasın? Bence gayet mantıklı yani. Hala aynı fikirdeyim. Olabilir. İzlemez misiniz arkadaşlar Berkay abiyle birbirimize uçan tekme atsak? Veya şey dedim abi. Slow motion dişlerini sıkarak yürü. Ben senin sürekli kıyafetini değiştireceğim montajda. Ya da tam tersi ben yapabilirim. Hani böyle yürüyeceğim yürüyeceğim arkada verdi 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 çalacak. Tak diye böyle birdenbire kıyafetimizi değiştireceğiz. Neden olmasın? Bence gayet mantıklı. Yapabiliriz. Çok da izlenir. Böyle izlenmiyor mu insanlar? İzleniyorlar. Biz niye izlenmeyelim? Biz daha iyisini yaparız hatta öyle söyleyeyim. Algoritma ve keşfetin gelmesiyle en büyük sorun karşımızdaydı. Keşfet. Hatta ben size kıyak geçerim be. Kıyafetimi değiştiririm, değiştiririm, değiştiririm. En sonunda çıplak falan. Düşürmüyorsun. Senin gibi programın Flash'tan daha hızlı yükselen TikTok algoritması durmadan insanları ekranı kitleme yönelik içerik yapmaya zorluyor. Artos bir tane elmas göndermiş. Abi TikTok videosu çekersek arkada çimen olabilirim. Sen bizim uçan tekme atacağımız duvar ol kanka. Senin üzerinden Berkay abi uçacağım veya Berkay abi senin üzerinden benim üzerime uçacak. Bitenler ise bütün kişisel saygınlıklarını keşfete çıkmak için bir kenara bırakıyordu. Mermi küçük kız. Hayda! Uğraşılmamış bir anlam. Allah'ın manyakları. Binlerce içeriğin inanılmaz şekilde beyni aldığını ve Charlie adında birinin hep aynı danslarla... Chat bir Melina alabilir miyim? Vallahi çete kalmış bir şey. Teşekkür ederim kanka elmas için. 7 milyon takipçiye ulaştığını gördükten sonra düşündüm. Gerçekten TikTok'ta ünlü olmak bu kadar kolay mı? Artos bir aylık abone olmuş. Şimdi bir aylık abonelik tamam, başlamadan serisinde. Önce halletmemiz gereken birkaç... Ulan bir de çete şey yazıyor ya. Yanlışlıkla abone oldum. Tamam yanlışlıkla olduysan da bunu söylemezsin. Hadi saniyenin videosuna geçelim. Demek ve algoritma. İlk olarak TikTok'ta bir hafta boyunca on binlerce video izledim. Ve en çok izlenme alan videoların iki konsepte ayrıldığını gördüm. İlki cinsiyet odaklı, çıplaklık ve cinsellik üzerine... Evet. Bunu ben de söylemiştim ya. Artos kanaldaki kanka gerek yok bu arada ya vallahi gerek yok. TikTok'taki duvar olmak istiyorsan gerek yok. Vallahi çok teşekkür ederim kanka desteğin için. Ne videolardı ve Tait'i kafama kadar çekerek izlenmem kangren tehlikesi içerdiği için bunu yapamazdım. O yüzden ikinciyi denemem gerekiyordu. Kurgusal mizah ve çalıntı mimler. Neredeyse izlediğim her mizah videosunun ya kurgusal ya da yabancılardan biri çalındığını ve yüz binlerce beğeniyi özgün olmadan aldıklarını... 818 bin beğenme mi? Ulan bu benim aylık beğeni sayımdan daha fazla bu arada. Ki benim videolarım 30-40 bin beğeniliyor. Gördüğümde yapacağım şeyi bu. Vay anasını Üretim sayın içerik konsepti seyirciler. gerçekten çok basitti. Yapacağım tek şey videoları tamamen bu şekilde kopyalamaktı. Yabancı videoları çalabilmek için bir hafta boyunca Instagram'da sadece yabancı meme videolarını beğenerek bir algoritma oluşturdum. TikTok'ta çekeceğim içerikler çoktan hazırdı. Tek kalan şey takipçilerimden linç yememek için bilgilendirme canlı yayını açmaktı. Arkadaşlar açtığım TikTok hesabını tamamen deneysel içerik için açıyorum. Açacağım hesabımda içe çekeceğim video... Aa burada söylemiş zaten. ...tamamı kurgu olmakla beraber hiç... Abi sen de deneysel TikTok hesabı açar mısın? Ben deneysel açmam kanka. Ben TikTok'a başlayacağım bu arada haberiniz olsun. Çenemi kasarak kameraya karşı slow motion da yürüyeceğim. Daracık taytı götüme çekip kameraya karşı da şey yapacağım yani. Biri ciddi olmayacak. Arkadaşlar zengin olmam lazım. Para lazım. Çok para lazım. Tamam her şey hazır. Bir hafta süren var. Ve sadece kalitesiz video atarak ünlü olmam gerek.
Kullanıcı adım. Aslında olmadığım yer. Ben insanım testi. İlgi çekici bir yüz. Güzel bir profil dizaynım. Ve içerdiniz. Karrayı tersten oku. Yarra! Evet, büyük batalcık. Tamam, saat şu an 12 geçti. Ve ilk videoya başlayayım. Bilirim. Göre insanları olabildiğince ekranda tutmak büyümemizi sağlayacak tek şey. Ortalama bir TikTok izleyicisi hayal edin. Onu yatakta T-Rex gibi yatarken benim videomda nasıl tutabiliriz? Videoya yazı yazmak. Okumasını sağlar. Merak uyandırıcı konu. Ve yeniden izlenebilirlik. Gözünü kırpmazsan yarın çok iyi şeyler olacak. İlk atışa değer gibi. İkinci videoda bitti. Yabancılardan arakladığım illüzyon videosu. 30 saniye noktaya baktırıyorum, sonra elleri falan dalgalanıyor işte. Ne bileyim ölmüş. Sanırım bu iyi izlenebilir. Bütün gece yabancılardan video arakladım ve 301 takipçi olduk ve videolar ilk saatler için garip bir şekilde bayağı izlendi. Ama bayağı izlenmiş. Ama muhtemelen bu izlenmelerin büyük bir çoğunluğu Saniye'nin kendi takipçilerinden gelmiştir ya. İzlenmiş diyor da. Yani muhtemelen kendi takipçilerinden gelmiştir. Yoksa direkt olarak keşfete düşmesinin imkanı yok. Az takipçi geldiğini fark ettim. Güzel deney ama. Gideceğim ama şu an çok güzel bir gündem var. Günaydın. Sadece 3 saat uyuyan Saniye karşınızda. Erken kalktım çünkü yapacak çok işim var. TikTok'a kendimi adamam gerek. Aynı zamanda dün yatmadan önce gün batımı güzel durduğu için öylesine video atmıştım. Ve sanırım gerçekten garip bir şey oldu. Video 5 saatte 100.000 izlendi. Ve hızlı bir şekilde binlerce takipçi ve izlenme kazandım. Gerçekten beklenmedikti. Vay anasını be. Tamam. Anasını satayım. YouTube'a ilk başladığımda kendi videolarımı sadece ben izliyordum. Sabah kalkıyordum mesela video kaç izlenmiş diye. 3 izlenmişti. Seviniyordum 3 izlenmiş diye. Sonra farkına varıyordum. Ulan bu 3 izlenme zaten benim kendi izlenmelerim. Hani video kaç izlenmiş diye videoya bakarken videonun izlenmesi artıyordu. Abi ben TikToker olacağım büyüyünce. Kesinlikle olmalısın kardeşim. Para TikTok'ta. 3 tane daha video yükledim. Şey yaparsın bir de. Takipçilerine kendine baba falan dedirtirsin. Ben size baba şefkatiyle yaklaşıyorum falan diye. Böyle AVM'de toplantı yaparsın. Yani buluşma toplantıdan kastım. Sana baba baba diyen böyle bir sürü 8 yaşındaki kız çocuklarını görürsün. Ne kadar güzel olur öyle değil mi? İlki çalıntı mıyım pandemiyle alakalı. İkincisi de çalıntı. Bunu yapmayan var mı tarzı bir şey. Ama bizi üçüncüsü ilgilendirecek. Düetler genelde çok tuttuğu için Discord moduma düet yapmam için kurgu bir video çektirdim. Snow Ways Pretty Face with the Big Bang. Arkadaki dolabın rengi neydi? Evet, tek yapmam gereken düet. Arkadaki dolabın rengi neydi? Kahverengi, iki kapaklı, üstünde sarı dediler, yanında 42 tane fotoğraf var, altında mor var, 3 tane mor. Üstünde bir sürü de altında gri tel var. Şimdi yürüdüler, götürsün arkaya bakıyorum. Merhaba, küçük bir gelişme var. Bugün attığım son video zorbalıktan dolayı kaldırılmış. Evet, ne alaka zorbalık ne? Nerede zorbalık? Var oğlum bu TikTok'tan. Tek yaptığım yüksek sesle konuşmak. Başka bir şey yapmıyorum ya. Zorbalıktan silinen videomu fan sayfam paylaşmış. Ve büyük ihtimal onunki de zorbalıktan kalkar demiştim ama adamın attı 1,2 milyon izlenmiş. Benim attığım zorbalıktan silindi adamı 1 milyon izlenmiş. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? 1,2 milyon ne? Bana takipçi bile gelmiyor. Adam 6000 takipçi oldu. Her an onu paylaşıyorum. Ben ne? Ben. Çok iyi video lan. Ben neredeyim? Ve o kadar fazla fan sayfası ve fake hesabım var ki arama kısmında ben bile çıkmıyorum. Hiçbir yerde yokum. Algoritmadan tamamen silinmek demeyi gerçekten kötü gidiyor. Dün gece hiç uyumadım ve iki tane daha video yükledim. İlki annemin eve getirdiği ödünç aldığı... Arkadaşlar sanırım ben süpermarketten yanlışlıkla bir şey çaldım. Market arabası vardır, onu işte çalmışım gibi yap. Eskiden güzeldi ya marketler. 50 kuruşla girerdin. 5 tane cips, 10 tane kola, 20 tane Doritos, 20 tane... Ülker çikolatalı gofret alırdın, şimdi her yer kamera olmuş. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Salak salak gidip şikayet etmeyin bir yerlere hırsızlığa teşvik ediyor diye. Bu aralar çok stresliyim bak, saçlarımın yan tarafları hafiften beyazlamaya başlamış. Saçımda şu anda 9-10 tane beyazlık var yan taraflarında. Ya tamam bir çekicilik katıyor ayrı konu ama 25'e giriyorum 3 gün sonra. Ben sanırım yaşlandım ya. 25 ya. Ulan lise 2'deyken arkadaşlarımızla birbirimize sıra atardık. Evet. Güzel değildi ama. Hoş bir şey değildi yani. İnsan insana sıra atar mı? Atmaması lazım. Evet. Yeri de çalıntı, mizahi bir videoydu. Neredeyim lan ben? Ama garip bir şey var. İki videoda 100.000 izlenmeyi geçmiş ve 20.000 takipçi olmuşum. 20.000. TikTok'u gerçekten anlamıyorum. Bu nasıl bir... Bir attım düet silindiği için yine düet videosu attım. Ama bu tutmadı gibi. O yüzden zeki davranmam gibi. Ablanın götü yemin ediyorum evdeki benim çay koyduğum sehpaya benziyor. Zigon sehpaya. Aynısı.
Ama bu tutmadı gibi. O yüzden zeki davranmam gerekiyordu. Ve yabancılarda yeni patlayan Aiden aklıma geldi. Omegle'ye girdiği ve ona gülen birisini gördüğü TikTok'u milyonlarca beğeni aldı. Ama Türkiye'de bilinmiyordu. O yüzden yine Discord modumla Omegle'de birbirimizi aradık. Ve Omegle'de kendisini ararken karşıma Vales geldi. Videoyu... Evet! Kopyalamaya hazırdım. İlk defa Omegle'ye giriyorum. Tipiniz. Gerçekten. Selam. Tuvaletteyken aklıma TikTok geldi. Sanırım çok saçma bir şey yaptım. Klozette otururken düşündüm. Acaba 10 kilo sıçtım diyen insanlar doğru mu söylüyor? Ve tuvaletten sonra tartıldım. Kilom aynıydı ama bunu kurgulamam lazım. Çanta. İçine 10 kilo un. Ve kurgu videomuz hazır. Bu videosunu izlemiştik, hatırlıyor musunuz dostlar? Çok iyiydi ya. Kesin tutmayacak. Evet, TikTok gerçekten garip bir yer. Sadece sıçma kurgusuyla 6 saatte 1 milyon izlenme ve 30 bin takipçi olduk. Ve yorumlardaki herkes bence ne olduğunu bile anlamadı. Sanırım bir şeyleri anlamaya başlamıştım. Bu hype'ı iyi değerlendirmem gerek. 10 dakika süren yeni video montajı. Bu video kesin tutacak. Şimdi size bedava nasıl TikTok izlenmiş olabileceğinizi söyleyeceğim. İlk olarak bedava izlenme için rastgele bir takipçinizi seçiyorsunuz. Daha sonra IP adresiyle yaşadığı yeri bulun. Ailesinin yerini saptayıp hepsini teker... TikTok'u kurallarına göre oynama vakti geldi. Hype'ı kaybetmemem gerekiyordu. Ve bize gerçekten herkese hitap edecek sağlam bir video lazım. O yüzden dün attığım Omegle videosunu değiştirmeye karar verdim. Videonun içine ise kalkmasını sağlayacak en ufak bir ayrıntı bile koymayacaktık. Hızlıca Omegle'de videoma çıkabilecek bir kadın aradım. Ama bana başlamam gereken şeyi söylemem lazım. Ben başlıyorum. Videoyu tamamen kopyalama zamanım gelmişti. İlk defa Omegle'ye giriyorum. Selam. Bir daha girmeyeceğim. Gerçekten sıçarak nasıl ünlü olduğumu bilmiyorum. Video 3 milyon izlenme oldu. Ve tamamen yalan olmasına rağmen birkaç Instagram sayfası paylaşmış. Bu şansı kaybedemem. Daha fazla içerik üretmem gerek. Kaan, bana TikTok fikri lazım. Dur bir de ama biraz düşünmem lazım. Oğlum niye bitmek yapıyorsun? Şimdi bir diyalog olması lazım. Annenle ilgili falan böyle. Annene falan söyleyecek. Sevgilimle yeni ayrıldım. Hemen öyle depresif falan bak, tamam mı? O sırada annem diyecek ve bu gelecek ekrana. Dün gece yatmadan önce 3 tane daha video attım. Dün attığım videolar 100.000'i geçmiş ve... Ne güzel yapmış ya. Çok iyi video. Umarım hak ettiği izlenmeyi almış tamam. Almış. Gayet iyi beğenilmiş. 43.000... Saniyede kazanıyor ha. Takipçi olmuşuz. Bugün yine çalıntı birkaç video yapacağım. Oley. Sanırım çok garip bir şey oluyor. Omegle videosu 2 saatte 800.000 izlenme aldı. Yorumlardaki herkes keşfetten geldiğini söylemeye başladı. Ve Instagram'dan inanılmaz bir şekilde takipçi almaya başladım. Ve TikTok'ta saatler içerisinde 10.000'lerce takipçi geldi. Sanırım bir şey başardık. Sanırım artık TikTok'ta... Fenomensin. Keşfete düştük. Videomu birçok edit sayfası sanki kendi videosuymuş gibi etiketlere boğmaya başladı. Ve videoya tek yaptıkları şey aslında şekilli yazı çıkarmak ve arka plana üzücü bir şarkı koymaktan ibaretti. Verdi, verdi, verdi gibi. Selam. TikTok IQ'su sadece para kazandırmaya yarıyor. Vallahi kazanan kazanıyor kanka ya. İnsanların çok umursadığını düşünmüyorum. Ha biz umursuyor muyuz? Tabii ki umursuyoruz. Yani elimizden geldiği kadarıyla güzel içerik üretmeye çalışıyoruz. İnsanlara bir şey vermeye çalışıyoruz. Salak salak videolar yapmaya uğraşmıyoruz. Ne bileyim, sonuç olarak ailemiz görüyor bunları. Ailemizin görmesine de gerek yok. Bana göre öz saygınlık çok güzel bir şey yani. Hani insanın kendisine olan saygısı kalmayacaksa yaptığı videolardan dolayı, sıçayım öyle para kazanmaya. Anlatabiliyor muyum? Gerek yok yani. Ha şey diyeceksiniz şimdi, yani o çok para kazansan çevren de çok olur. Ulan param için çevrem olacaksa zaten olmasın. Öz saygınlık önemli bir şey arkadaşlar. Bunu 25'li yaşlara, yok gerçi yaşla alakası yok bunun. TikTok'ta gayet 30 yaşında götünü başını açıp erkeklerin mastürbasyon malzemesi olmayı para kazanmaya değişen kadın da var. Çenesini sıkıp salak salak videolar çekip kendini rezil eden şiddet sever erkekler de var. Hepsi var yani. Ama bunlardan olmayacağız biz. Hiçbir zaman. Milyonlarca takip ve çevremiz de olmayacak. Salon onlarca Instagram sayfası videoyu paylaşmaya başlamıştı bile. Tamamen kurgudan ibaret olmasına rağmen kimse bunu sorgulamayıp yorumlarda kıza sövüyor. DM'den ise birçok kız bana yakışıklı olduğumu söylemeye başlıyordu. Bir günlük de olsa her yerde ben vardım. Ama yaptığım her şey yalandan ibaretti. Sanırım bir şeyleri kanıtlamaya başladım. Bu şansı iyi kullanmam lazım. İçerik kusma vakti geldi.
günaydın. Bugün de yabancılardan çalacağım bir sürü içerik var. 76 bin takipçiyiz. Hadi başlayalım. Köpek balığıyla alakalı bir video hopyam. Denize ne yapıyorsun lan, yüzüyor musun? Üstünü değiştirmeyle alakalı video hopyam. Big brain yapıldı bir video hopyam. Eleştirisel bir sistem biliyorsun hopyam. Sakın esnemeyin deneyi biliyorsun hopyam. Kimse beni beğenmiyor videosu hopyam. Beni kimse beğenmiyor. Cenazemde ölü bir şekilde yatıyorumdur videosu hopyam hopyam hopyam. Çok içerik, daha çok içerik çabalıyım. Günaydın. Bugün deneyin son gündeyiz. Ve son 48 saatte toplam 14 tane video attım. VH'lerinden bazıları gerçekten inanılmaz derecede patladı ve paylaşıldı. 103 bin takipçi olduk ve... 103 bin takipçi mi? Bir haftada... Bir haftada 103 bin takipçi. 1,5 milyon beğeni aldık. Bugün de birkaç tane daha video yapacağım ve acımasını vereceğim. Bir hafta boyunca TikTok'tan çalıntı ve uğraşılmamış videolar atarak ünlü olmaya çalıştım. Ve sonuç gerçekten komik. Aynı zamanda üzücüydü. Yaptığım videoların tamamen kopya ve kurgu olması kimsenin umurunda bile olmadı. İzleyicilerin tek yaptığı yorumlardan random atmak ve övgü tükürmekti. Bu size ne kadar küçük bir detay gibi gelse de genele baktığımızda çok büyük bir sorun. Yapılan bütün içeriklerin birbirinin klonu olması çok büyük bir sorun. Yapılan komik olayların, üzücü videoların kurgu olması çok büyük bir sorun. Bu içerikleri üretenlerin ünlü olabilmesi büyük bir sorun. İzleyenlerin ise bunları gerçek sanması daha büyük bir sorun. Her gün binlerce içeriği gözleri kapalı bir şekilde ve hiçbir şeyin farkında olmadan izliyorlar. Tek yaptığı emek hırsızlığım ve yalan videolar olan içerik üreticilerine beyin atıyorlar. Çünkü içeriklerin çalıntı veya kurgu olduğunu anlamıyorlar. Tamamen... Çünkü çocuklar arkadaşlar, çocuklar ya. Bu videoların gerçek olduğunu düşünenler 5 yaşında anasını satayım. Fiyasko. Yani 7, 8, 10 yaşlarında da olabilirler ama beyin olarak yok daha yani. Beyni çıkmamış. Buradan oluşan bu hesapla bile bir haftada bu duruma gelebiliyorsam, tamamen yabancılardan aldığım Omega videosuyla ünlü olabiliyorsam, ortalıkta yüz binlercesin halen içerik üretmeye devam ediyordur. Senden sadece bir isteğim var. Siktir git bak. Lütfen böyle bir insana dönüşme. Ve böyle insanları sosyal medyadan sil. Helal sana be. Çok iyi video. Mükemmel video. Bugüne kadar izlediğim en iyi videolardan bir tanesi bu arada. En iyi videolardan bir tanesi. Mükemmel olmuş video ya. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi video. Aşırı iyi video. Vay anasını sayın seyirciler.